Arkadaşlar, Akhisar'ımıza hoş geldiniz. Burası Akhisar'a bağlı Selçukli Mahallesi ve Halil Bey çiftliğinin bahçelerinden bir tanesi. Yaklaşık 70'li 80'li yıllardan bu yana zeytin işiyle uğraşmaya devam ediyoruz aile olarak. Size şu an zeytinyağı sürecini anlatmak istiyorum. Hasat sürecini anlatmak istiyorum. Her yıl Ekim ayında başlayan zeytin hasadı Ocak ayına kadar devam etmekte. Olgun hasat ve erken hasat olarak ikiye ayrılan bir zeytinyağı çeşidi var. Bununla ilgili erken hasattan bahsetmek gerekirse, Ekim ayında zeytinler olgunlaşmamışken meyvemsiliği yüksek, tat olarak daha yoğun ve kekremsi bir tadı olan zeytinyağına erken hasat denilmektedir. Çünkü zeytinler tam olarak meyve olgunlaşmadığı için daha yoğun bir tada sahiptir. Asit oranı düşük olur, polifenol oranları yüksek olur ve özellikle kahvaltıda ve çiğ kullanımlarda tüketilmesi tavsiye edilen bir zeytinyağıdır. Olgun hasat ise meyveler olgunlaştıktan sonra toplanan zeytinlerin zeytinyağı haline geldiği duruma olgun hasat zeytinyağı denilmektedir. Zeytinler toplandıktan sonra aynı gün içerisinde yağhaneye götürülüp zeytinyağı haline getirilmekte. Bu sürecin ne kadar hızlı olursa zeytinyağının kalitesine etkisi o kadar yüksek oluyor. Çünkü zeytin dalından koparıldıktan sonra fermente olmaya başlıyor. Dolayısıyla asit oranı yükselmeye başlıyor. Asit oranı düşük olması için 24 saat içinde toplanan zeytinlerin zeytinyağı haline getirilmesi lazım. Ve biz bu süreçte soğuk sıkım olarak, yani zeytinden elde edilen hamurun içinde kullanılan suyun derecesi 28 dereceden aşağı olduğunda soğuk sıkım olarak adlandırılmakta. Ve biz de özellikle bu duruma çok dikkat ediyoruz. Soğuk sıkım olarak sofralarınıza erken hasat ve olgun hasat olarak zeytinyağlarımızı gönderiyoruz. Halil Bey çiftliğine hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz zeytin bahçesi benim ve çocuklarımın. Hasatımızı tamamladık. Yağımızı sizlere en doğal şekilde sunduk. Zeytinlerimizi ve zeytinyağlarımızı halilbeyçiftliği.com'dan siparişlerinize verebilirsiniz. Hoş geldiniz. Benim adım Fatma. Ben Halil Bey'in eşiyim. Kendimizin ürettiğimiz zeytinyağlarımız, kendimiz nasıl zohramızı yiyorsak, siz de çocuklarınızla evinizde bol bol afiyetleyen, rahatlıkla, gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz kardeşlerim. Afiyet şeker olsun.